Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. Bunun en büyük sorumlularından biri Çin'dir. Dinimize harap olan pek çok şey Çin'de serbest bu yüzden pek çok hastalık yayılıyor. Çinliler dünyada bir yaratıcının olmadığına inanan en büyük topluluk. O yüzden ahlaksızlık ve günahlar çok sıradan bir hale gelmiştir. Uygur Müslümanlarına karşı yapılan zulümü bütün dünya bilse de kimse fazla ses çıkartamıyor. Çin dünyanın en gaddar ve zalim devletinden biri olmaya doğru gitmektedir. Çin her ne kadar ekonomik olarak güçlü olsa da bu dünyanın asıl sahibi olmadığını korona döneminde çok iyi gördü. Yine de Çin kendini kısa bir şekilde toparlamayı başardı fakat akıllanmadı. Müslümanlara yapılan zulüm artarken vahşi hayvan pazarlarını tekrar serbest bıraktı. Maalesef hala pek çok insan bu pazarlardan alışveriş yapıyor. Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu. Çin'deki bilim insanları dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediliyor. Çin'in güneyinde yer alan Hainan Adası'ndaki bir domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası salgın olduğu bildirildi. Oye Çin tarafından yayınlanan bir rapora atıfta bulunarak 1063 hayvanın bulunduğu çiftlikte salgının 23 Ekim'de başladığını ve 31 Ekim'de salgının doğrulandığını duyurdu. Domuzların pis olmasından dolayı pek çok hastalığın ortaya çıktığı biliniyor. Ancak Çin dünyanın en çok domuz eti yiyen ülkesi. Domuz etinin yağ oranı oldukça fazladır ve tüketen kişinin direkt kanına karışır sık sık tüketildiğinde de sağlığa zarar verir. Sağlığa zarar veren ve insan hayatını riske atan yiyeceklerin tüketilmesi haramdır. Stoksin adı verilen bir maddeyi içeren domuz eti, kanın kirlenmesine ve lenflerin iltihaplanmasına neden olmaktadır. Lenfler iltihaplandığında boğaz çevirisinde domuzu andıran bir şekil oluşmaktadır. Bu hastalık ise sukrofloz adıyla bilinir. İnsan sağlığı tehdit edildiğinden ötürü tüketimi haramdır. Domuz büyüdüğü ortamdaki her türlü şeyi yediğinden dolayı kendini temiz otlarla beslemez. Etinin yapısını zehirli ve zararlı besinlerle bozar. Haliyle domuz etini tüketenlerin de vücuduna sağlıklı bulunmayan bir etkiler. Çok fazla kükürt içeren domuz eti vücuda fazla kükürt alınmasına neden olur. Fazla miktarda kükürt alındığında kas ve eklemlerin sağlığı korunamayacak hale gelir. İnsan sağlığı için çok da faydaları bulunmayan domuz eti İslamiyet ve çeşitli inançlarda yasak kılınmıştır. Çin'de ortaya çıkan bir başka virüs ise Monkey B virüsüdür. Öyle ki bir veterinerin monkey B virüsünden ötürü ölmesi gerek Çin'de gerek dünyada büyük ses getirdi. Monkey B virüsü makaka cinsinin makak maymunlarında bulunan bir enzotik alfa herpes virüsüdür. Virüs ilk olarak 1931'de tespit edildi. Virüsün ölüm oranı %50'ye yakın. Koronadan bile daha kötü bir hastalık. 1932'de virüsün tamamlanmasından bu yana B virüsü ile 50 belgelenmiş insan enfeksiyonu vakası olmuştur. Monkey B virüsü Enfekte gümüşle doğrudan temas veya vücut sıvılarının değişimiyle bulaşır. Çin'de sürekli yeni hastalıkların çıkması ve değişen dünya düzeni Çin halkını da endişe içinde bırakmaya başladı. Bunun yanı sıra büyüyen Çin ekonomisi son dönemlerde sarsılmaya başlandı. Çin'in bazı bölgelerinde elektrikler kesiliyor, enerji fiyatları artıyor, fabrikalar kapanıyor. Pekin yönetiminin pandemi ve sıfır karbon hedeflerini inceleyen uzmanlara göre dönüşüm sağlanmazsa kriz derinleşecek. Ülkenin bazı bölgelerinde insanların evlerinde klima çalıştırmamaları, ışıkları nadiren kullanmaları, yiyecek stok etmeleri isteniyor. Sanayi bölgelerinde de durum farklı değil. Günlerce kesik kalan elektrikler, kapısına kilit vuran fabrikalar ve duran üretim bantları haberleri dünya medyasına sıkça yansıyor. Ayrıca Çin yönetimi Covid-19 salgını ve sebze fiyatlarında artışa neden olan şiddetli yağışların arz kıtlığı endişelerini artmasının ardından acil durumlarda ailelerden günlük ihtiyaçları için stok yapmaları çağrısında bulundu. Yıl boyunca sellerle boğuşan ülkede tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle sebze ve meyve fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Bazı durumlarda et fiyatlarının da üzerine çıktı. Çin'de son dönemde artan bir diğer risk ise Tayvan ile olan savaş hazırlığıdır. Çin bütün koşulları ile düşmanca yaklaşıyor. Tayvan'ı destekleyen ülkelerden biri de Amerika'dır. Olası bir 3. Dünya Savaşı'nın en büyük nedeni Tayvan olabilir. Çin'e karşı meydan okuyan bir diğer ülke ise Avustralya'dır. Çin'in bu tehlikeli davranışları artık pek çok ülke tarafından da tepki çekmektedir. Olası bir savaşta bütün dünya zarar görecektir. Pek çoğu kişiye göre bu savaş kıyametinde en büyük habercisi olacaktır. Mehdi Aleyhisselam'dan sonra çıkacak olan Yecüc ve Mecüc ile ilgili Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi ilgi çeken bir açıklama yapmıştı. Mehdi Aleyhisselam'dan sonra Yecüc ve Mecüc çıkacak. Peygamber Efendimiz 500 çocuğu olduğunu görmeden ölmezler buyuruyor. Bununla ilgili birçok hadisler de var. Kadın sayısı 1 10 gibi oranlarda toplumda çok olacak. Ahlaksız bir toplum olacak. Hepsi birbirine benzeyecek. Ufak boylu olacaklar. Çinliler Yecüc ve Mecüc hakkında zikredilen hadislere çok benziyorlar. Hepsi ufak ve birbirine benziyor. Ahlak sıfır. Belediye başkanlarına da Mao'ya da resmen tapıyorlar. Kadın sayısı çok olduğundan ve ahlaki bir filtre olmadığından bir erkek kaç kadın ile beraber olduğunu bile bilmiyor. Her şeyi yiyebiliyorlar. Yedikleri en pahalı şey maymun beyni. Hatta cinin bile yiyorlar. Bir tek hadislerde bakır bir setten bahsediliyor. O kadar kalabalık olacaklar ki doğrudan gelecek olan öncü kuvvetleri tatlı suyu olan Taberiye Gölü'nü içerek kurutacak. Fakat daha sonra bu kalabalık ve güçlü ordu Hz. İsa Aleyhisselam'ın duası sonrasında yok olacak. Nasıl olur demeyin. Tarihte bir salgın ile milyonlar ölmüştür. İmanın geçerlisi olduğu üçüncü durum ise Dabbetül Arz'ın çıkmasıdır. Dabbetül Arz çıktıktan sonra da duymuştuk deyip iman edenler olacak ama imanları geçerli olmayacak. Bu hadisi Müslim ve Tirmizi Ebu Hüreyre'den ra nakledilmiştir. Bir hadis-i şerifte ise ne görse yiyen özellikle bir topluluk olduğu şöyle ifade edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "O Şam'da bir ağaçtır ki o ağacın uzunluğu 120 arşındır. Göğe doğru yükselir." buyurdu. Ve ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu ilave etti: işte bunlara ne daha dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler. Onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taveriye gölünü de içeceklerdir zaman Yecüc ve Mecüc fitnesinin son bulmasına vesile olacak kurt hakkında da önemli yorumlarda bulunmaktadır. Üstad Yecüc ve Mecüc'ün kafa taslarına, boyunlarına ve enselerine musallat olan kurdu şu şekilde yorumlamaktadır. Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuhyana, azgınlığa ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesada, karışıklığa ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen, inkar ve nankörlük yapan insanların akıllarını, Başlarına getirmek hikmetiyle arzan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zirüzeber, darmadağın edecek. Hadis, Yecüc ve Mecun kısa boylu, küçük gözlü ve kısa boylu ve insan olacakları da hadislerde buyurulmuştur. Küçük gözlü, geniş yüzlü, kumral saçlı bir kavimdir. Siz de devamlı düşmanla savaşacaksınız. Hatta yüzleri geniş, gözleri küçük, saçları kumral, yecüc ve mecüc ile de savaş yapacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer ikişer karış boyundadırlar. En uzunları üçer karıştır. Hadisiyle onların kısa boylu olduklarına işaret etmiştir. Tam da Çin'in yaşadığı durumu anlatıyor değil mi? Bir mikrop ne görse yiyen Çin'e en büyük zararı vermek suretiyle dünya yetkisi altına alıyor. Peki o halde Çin ya da Çinliler ne? İşte Çinlerin de hadislerde yer alan Yecüc ve Mecüc olduğu pek çok yorumda dile getiriliyor. Kaynakta belirtiliyor. Zaten yer alan hadis-i şeriflerde Yecüc ve Mecüc'ü tarif edip nasıl yok olacağını anlatıyor. Hadislerde yer alan ifadelerin hem 1400 yıl önce hem de günümüzde anlaşılacak şekilde seçildiğini göz önüne alacak olursak, Çin'in yaşadığı durumun hem insani olarak hem de siyasi ve ekonomik güç olarak ölümü bitmesi olarak anlamamız yanlış olmayacaktır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Yani günümüz söndürülemeyen yangınlar, depremler, savaşlar, Kabe'nin kapatılması, çekirge istilası, karınca istilası ve halen etkisini yaşadığımız koronavirüs salgını insanları kıyamet mi geldi demeye itiyor. Çünkü tüm bu büyük olayların hepsinin bir anda ve bir arada zuhur etmesinin ilahi güç dışında bir açıklaması yapılamıyor. Ve zaten böylesi bir ortamın da haberi 1400 yıl öncesinden Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam tarafından verilmiş bulunuyor. Hayır zaman ile ilgili Kur'an ve hadislerde çok sayıda bilgi ve işaretler var. Ancak son günlerde yaşadığımız olaylar bizi açıkça Yecüc ve Mecüc'ü işaret ediyor. Özellikle bir hadiste sonra Allahu Teala onların üzerine deve ve koyun cinsine ait burun kurdu denilen hayvanlar ve mikroplar yağdırır da bu mikroplar onların enselerinden yakalayıp hepsini öldürür buyuruluyor. Yani bir mikropla Yecüc ve Mecüc tehlikesinin ortadan kalkacağı belirtiliyor. Siyonizmin son yıllarda yeni dünya düzeninde tek başına süper güç yapmak için zemin hazırladığı ve destek olduğu için yaşanan salgından sonra çok büyük bir zarara uğramış ve zararın boyutları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Yecüc ve Müccün Çin olduğuna dair çok sayıda yorum ve bilgi de kaynaklarda zaman zaman yer alıyor.